Merhaba arkadaşlar. Bana en çok sorduğunuz sorulardan biri hangi kitapları kullanalım, nasıl Fransızca kendim öğrenebilirim oluyor. Şimdi Fransızca kendiniz öğrenebilmeniz için sizin tabii ki bir kaynaktan yararlanmanız gerekiyor. Ben bugün size o kaynakları tanıtacağım. Tabii ki ben hep söylüyorum. Ben sadece Fransız kaynaklarını daha önce inceledim ve derslerimde de hep onları kullanıyorum. O yüzden bugün tamamen Fransız kaynaklarını tanıtacağım size kullanabileceğiniz. Bunları nereden temin edebilirsiniz onu ben belirleyemem. Mesela Amazon'dan alabilirsiniz tabii ki. Fransız kültürün sitesinde satılıyor. Sitesinde bilmiyorum ama Fransız kültürün yerinde satılıyor İstanbul'da özellikle. Onun haricinde internetten bakmanız gerekiyor. PDF'leri var mı? Bulabilirsiniz ama o da zor olabiliyor. Şimdi kitaplara geçelim. Dediğim gibi bunlar tamamen Fransız kaynakları olduğu için biraz zorlanabilirsiniz. Çünkü Türkçe hiçbir şekilde bir açıklama yok. Belki daha sonra da Türk kaynaklarını da incelersem onunla ilgili de bir video yapabilirim. Evet, başlayalım. Şimdi öncelikle benim en sevdiğim kitaplardan biri bu kitap. Bu kitabın 3 tane serisi var. 3 serisi de burada. Evet, bakın bu Niveau Débutant. Sizin ilk başlangıçsanız almanız gereken seviye bu. Bu seviye aslında A1, A2 olmuş oluyor. A seviyeleri. Sonrasında bu seviye var. Niveau Intermédiaire, kırmızı olanı. Bu da orta seviye, B seviyesi. Ve son olarak bu var. Mor olan Niveau Avancé, ileri seviyesi. Bu kitabı neden çok seviyorum? Bu kitap serisini. Şimdi bu kitap tamamen grammar üzerine. Exercice de grammaire en contexte. Bu kitap, bir tane örnek sayfayı açalım hemen. Şimdi burada mesela size bir tane konuyu anlatıyor. Yine Fransızca bir açıklama olarak anlatıyor. Ve sonrasında bir sürü bu konuyla ilgili seviye seviye egzersizler yaptırtıyor. Bu kitabın çok sevdiğim bir yanı, anlatımı çok basit. Yani sade bir şekilde anlatıyor. Hatta bazen çok istisnaya bile girmiyor. Özellikle seviye seviye gitmesi o yüzden çok iyi. Çok detaya girmeden sadece konuyu veriyor. Grammar açısından, bakın bu konuyu belirtiyorum. Burada farklı olacak çünkü. Grammar açısından hiçbir şekilde bir iki tane örnek cümleyle size konuyu gösteriyor. O kadar. Bu kitabın aynı zamanda şeylerini de bulabilirsiniz. Koreksiyon dediğimiz, böyle işte bunların çözümleri olan kitapları ayrı satılıyor. Onları ayrı alabilirsiniz. Bu şekilde benim en çok tavsiye ettiğim kitap bu. Ama dediğim gibi bu sadece size dil bilgisini anlatacak, grammarı anlatacak. Hiçbir şekilde kelime vesaire öğretmeyecek. Tabii ki örneklerle siz onları öğrenebilirsiniz. Tavsiyem nasıl oluyor? Bu kitabı nasıl kullanalım biz tek öğrenmek istiyorsak dediğinizde ise, size tavsiyem mesela burada işte size yazıyor. Avoir, être. Yani internete girip, yani benim videolarım olabilir, bir sürü farklı kişilerin çektiği videolar olabilir. Avoir'ın Türkçe anlatımını da dinleyin. Sonrasından burada öğrenmeye çalışın. Benim size tavsiyem bu oluyor. Bir diğer, bu arada Fransız okullarında da genellikle hazırlıklarda kullanılan kitap ya bu oluyor ya buradakiler oluyor yine. Bir diğer tavsiye edeceğim kitap ise genel Fransızca öğrenimi için. Yine Grammaire Progressive du Français. Bu da çok güzel bir kitap. Aynı şekilde bu da grammar, yani dil bilgisi hakkında. Aynı şekilde bunun da ayrı bir kitapçık olarak çözümlerini alabilirsiniz. Bunun tek farkı diğerinden, bu biraz daha konuyu aslında detaylı gösteriyor. Biraz daha özel detaylara giriyor. İstisnaları belirtiyor genellikle. Bunda çok istisnalar belirtilmez veya çok üzerinde durulmaz. Bu istisnaları belirtiyor. Ayrıyeten burada biraz daha konu konu ayrılmış. Mesela burada size diyor ki la description, betimleme. Burada öyle bir şey bulamayacaksınız. Birinci kitapta bunda sadece ve sadece grammar olacak. Bundaysa tamamen biraz daha betimlemeye girmiş olacak. İşte bir insanı betimlerken kullanabileceğiniz şeylerden yola çıkarak size avoir ve être öğretecek. Halbuki burada size direkt avoir budur, être budur dedi. Yani burada bu seride kullanımlarını da görüyorsunuz. Bu bir avantaj tabii ki. Ben niye bunu kullanıyorum? Çünkü ben derslerimde grammarı bununla veriyorum. Ama zaten kullanımlarını vesaire beraber pratik yaptığımız için buna gerek kalmıyor. Ama tek öğreniyorsanız tabii ki bunlar daha iyi olabilir. Bunların yanında aynı şekilde CD'leri de veriliyor normalde. Yani eğer ikinci el alıyorsanız CD'si olmasına da dikkat edin. Bu da aynı şekilde Niveau Débutant, turuncusu birinci seviye, A seviyesi hatta bunda gösteriyor. A1 olarak belirliyor sadece bunu. Niveau Intermédiaire, mavi olanı, bu çok daha kalın diğerinden bu arada. Bu A2, B1 olarak belirleniyor. Niveau Avancé, yeşil olansa B1, B2 olarak belirleniyor.
Evet. Bu kitap serisi de bu şekilde. Grammaire progressive du français. Diğer bir kitap. Conjugaison progressive du français. Şimdi arkadaşlar bunu hep söylüyorum. Yani videolarımda da görmüşsünüzdür. Videolarımda benim mesela ses videolarım var. Dil bilgisi videolarım var. Şarkı videolarım var. Onun haricinde çekim videolarım var. Présent çekimleri. Neden? Çünkü bir fiilin asıl ana öğesi, bir cümlenin asıl ana öğesi fiildir. Ve bu fiili güzel çekimlerseniz zaten dili konuşmanız çok daha kolay olmuş oluyor. O yüzden bu kitapları tavsiye ediyorum. Bu kitaplar sadece iki tane seviyesi. Niveau intermédiaire ve niveau débutant ve niveau intermédiaire. Birinci seviyesi bu. Gri olan ikinci seviyesi bu. Bunların önemi ise sadece ve sadece size çekimi çalıştırıyor. Présent'dan başlıyor. Diğer ileri seviyelerde işte geçmiş zaman, gelecek zaman vesaire hepsine değinerek bunları öğretiyor. Yani bu iki fiili, bu iki kitabı siz bitirirseniz sadece çekimi öğrenmiş oluyorsunuz. Buna dikkat edin. Evet, bunun da içini bir inceleyelim. Zaten fark ettiyseniz tamamen bu demin gördüğümüz dil bilgisi kitabının çekim versiyonu bu. Ama bunda sadece çekimleri veriyor. Burada bir çekimi gösteriyor. Sonrasında kullanımına da biraz giriyor. Tabii bu özellikle birinci şeylerde kullanımına biraz giriyor. Sonra birkaç tane istisnayı söylüyor. Bunu görebilirsiniz. İşte mesela présent'da bunu présent'da fiilleri işte ireller, reeller, işte venir vesaire farklı farklı ayırmış sürekli olarak. Çok güzel bir kitap bu da. Çünkü burada egzersizlerde aslında tamamen çekimde değil de biraz daha pratiğe yönelik de kalıyor. Mesela burada işte size öğrendiğimiz fiillere göre bu insanların ne yaptığı hakkında bir cümle kurun gibi bir egzersiz var. Yani sizi pratiğe de yöneltiyor. O yüzden bu kitabı da tavsiye ediyorum. Son göstereceğim kitap ise tamamen ileri bir seviye. Bu kitap egzersizi. Çok da kalın bir kitap gerçekten. Bu kitabı kime tavsiye ederim? Bu kitabı eğer daha önce Fransızca görmüşseniz özellikle şeylere tavsiye ediyorum. Bu Fransız Fransız Lisesi'nden mezun olmuş kişilere. Sonradan biraz Fransızcayı unutmuş ve tekrardan yenilemek isteyen, pratik yapmak isteyen, biraz daha Fransızcasını canlandırmak isteyen insanlara tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü ileri seviye bir kitap ve böyle bir konuyu mesela ele alıyor. Bütün detaylarıyla ele alıyor. Daha önce Fransızca görmüş bir insan için bu uygun olur. Veya C1, C2 seviyesinde olan bir insan için bu uygun olur. Ama diğer seviyelerde, başlangıç seviyesinde hocam ben bunu alsam, bununla öğrensem baştan diyorsanız o olmaz hiçbir şekilde. Çünkü ileri seviye bir kitap ve çok detaylı bir kitap. Yani içini de göstereyim size. Mesela hangi konuyu açalım? Burada ne vardı? Le passé. Evet. İşte passé composé, imparfait, plus que parfait vesaire diye bunları ayrı ayrı ayırmıyor. Aksine le passé diye hepsini bir tek tek işliyor işte. En başta passé composé'yi görürsünüz. Bütün detaylı bir şekilde kullanımını, çekimlerini, istisnalarını. Sonrasında burada detaylı bir şekilde gördüğünüz gibi istisnai durumları gösteriyor. Bu yeşil olan yerde full açıklama. Yani gördüğünüz gibi bu diğer kitaplarda bir iki sayfayla geçer. Çünkü 3 tom olduğu için bu ve bu. Yani birinci kitapta birkaç sayfa, ikinci kitapta birkaç sayfa olur. Ama bu hepsini birden özetliyor. O yüzden daha önce Fransızca görmediyseniz tekrar söylüyorum. Kesinlikle bu kitabı almamanız gerekiyor. Çok ağır. Buradaki dilleri de, örnek cümleleri de gerçekten ağır bir kitap. Sonrasında mesela burada passé composé'yi geçiyor. Imparfait geliyor sonra. Burada imparfait'i istiyor 2 numara olarak. Sonra o şekilde devam ediyor. Evet arkadaşlar, dil bilgisi yani gramer çalışabileceğiniz kitaplar bence bu kadar. Bunların hepsini almanıza ihtiyacınız var mı? Tabii ki hayır. Mesela şunlar arasında, bu ikisi arasında bir tane seçersiniz. Sonrasında baktığınız ihtiyacınıza göre, baktığınız çekimlerde çok zorlanıyorsunuz. Bunlar bende oturmuyor. Ki normalde internette gerçekten inanılmaz şekilde egzersiz bulabilirsiniz. Ama baktığınız oturmuyor. Gidersiniz bir tane de bu kitabı alırsınız. Ama hem bunu alayım hocam, hepsinden pratik yapayım. Bence gerek yok. Ha, bazı insanlar çok yazarak, çok pratik yaparak çalışmak istiyordur belki. O zaman deneyebilirsiniz. Ama bana kalırsa dil bilgisi olarak bunlar yeterli.
Evet, dil bilgisi kitapları benim için bu kadar. Yani bu seriler haricinde ben çok dil bilgisi kitabı kullanmıyorum. Dediğim gibi bunların haricinde internette de egzersizler bulabilirsiniz. Ama onlar da gerçekten hata çok oluyor. Onları kullanırken dikkatli olun. Dil bilgisi olarak, yani dil bilgisi kitabı olarak bu kadar. Hangi seviyede olursanız olun, işte hazırlık sınıfı için Fransızca öğreniyorsanız da, kendiniz için Fransızca öğreniyorsanız da, bence dil bilgisi için kitaplar bu kadar. Ve bunlar haricinde de pek bir böyle çok verimli bir kitap görmedim ben. Tabii ki çok güzel kitaplar var. Vite bien, taxi, merci vesaire bir sürü kitap var. Ama bunlar, Edito, bunlar daha çok böyle pratikle öğrendiğiniz kitaplar. Kendi kendinize onlarda çok zorlanabilirsiniz. Bunlar dil bilgisi açısından bu kitaplar çok daha güzel. Belki daha sonrasında o kitapları da inceleriz beraber. Evet, bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.